Uzun Hikaye Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu Pazartesi günleri saat 11'de Açık Radyo'da. Gülfi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim davet ettiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle, neden sizi davet ettim? Bu programda tabii daha çok müziğin psikolojisi ve neuroscience, sinir bilimi üzerine çok konuşuyorum. Fakat Türkiye'de hem müziğin akustik özelliklerini hem de edebi özelliklerini konuşabileceğim önemli kişilerden biri olduğunuz için ve dahi yaptığınız film müziklerinin ki onları size davet etmeden önce dinledim ve onlarla ilgili notlar aldım. Onları tabii size sormadan da geçemezdim. Dolayısıyla bugün her ne kadar film ve film müzikleri, edebiyat ve müzik ilişkisini konuşsak da sizin hem kitaplarınızda hem katıldığınız programlarda benim çok hoşuma giden bazı cümleleriniz var. Onları size sorup başka bir açıdan size tekrar yorumlatmayı da istiyorum. Evet buyurun. Şimdi şeyden başlayalım. Dediniz gibi programda her insan gece yatarken Don Quixote, sabahta. da... <laughs> Sancho panço kalkar. Bunu bir, bu benim çok hoşuma gitti. Bunu bir açar mısın? Evet. Bu mutluluk romanımda geçiyordu. E, fakat eskiden beri düşünürüm bunu. Çünkü geceleri insanlar genellikle hayal kurarlar. Hayalleri vardır. E, ulaşmak istedikleri noktalar vardır. Bunları böyle düşünürler ve gündelik realiteden tabii ki biraz koparlar. Herkes biraz Don olur. Ama sabah kalkıp işe güce gitmek, oradaki insanlarla karşılaşmak ve hayatın dayattığı zorluklar olduğu zaman birdenbire Sancho Panza olurlar. Çünkü artık gerçekler geçmiştir hayatlarına. Dolayısıyla hepimiz için bu böyle galiba bu. Çünkü Don Quixote'un evrenselliği de biraz buradan geliyor galiba. Orada bir diyalektik var tabii. Ben yani Don Quixote, Don Quixote karakteriyle Sancho Panza karakterinin bu kadar zıtların birliği gibi bir araya gelmesi aslında bir insanın iki yönü gibi. Bence. Aynı kişide birleştiren bir e, özelliği. Evet. Peki zaten e, gene bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Benim çok hoşuma giden bir e, cümleniz vardı. E, çünkü orada dediniz ki e, bir kişi kendisinin ve çevresinin toplamıdır. Özellikle sanatçı Hı. dediğimiz kişi. E, neredeyse e, yanlış çevirmiyorsam eğer bunu kendi anlayacağım dünyaya. E, bir sanatçı aslında e, yaşadığı toplumun e, aritmetik ortalamasıdır. Şimdi buradan bakıldığında doğru çevirdim değil mi? Doğru anlıyorum söylediğinizi. Yani o ortalamasıdırdan kastınızı doğru. doğru anlıyorum. Doğru anlıyorsunuz. Bu Ortega y Gasset'in sözü, İspanyol filozof ve çok sevdiğim bir sözdür bu. Çünkü buradan dediğiniz gibi ortalamada anlayabiliriz ee, o toplumun içinde etkilenerek yetişmesini de anlayabiliriz. Bizim mesela Anadolu'da bir deyim vardır, balık gölüne göre büyür derler. Balık gölüne göre büyür. Siz ne balık olarak ne olursanız olun içinde yaşadığınız tamamında görmediğiniz gölden bağımsız olarak büyüyemezsiniz. Sanatçılar olarak da doğru, herkes için doğru ama sanatçılar için daha doğru. Çünkü bir insanın ömrü sanatçı olmaya yetmez büyük sanatçılar var, büyük müzisyenler. Ludwig van Beethoven bir ömürde olabilen bir isim değil. Ondan öncekiler birikimler, insanlığın müzikal birikimleri, notalar, Fibonacci sayıları, bilmem ne. Yani düşünün bütün bir dönem Pisagor'un e, getirdikleri, bunların hepsi harmanlanıyor. Halk müzikleri, daha başka şeyler etkileniyor ve Ludwig van Beethoven'un besteleri çıkıyor ortaya. O bakımdan içinde yetiştiğimiz toplum sanatçıyı mutlaka hem de çok fazla bir derecede etkiler. Peki e, şuraya vardığınız bir konuşma vardı. Onu da hemen not aldım. Çünkü buradan da artık sinemaya da geçmek istiyorum. E, dediniz ki e, bizim kültür ki bundan Türkiye'yi kastediyorsunuz e, beni yukarıya çekti. Yani e, Anadolu'nun kadim kültürlerinden e, eklektik bir kişi yarattığını tahmin ediyorum demeye e, getiriyorsunuz. Peki e, şimdi aynı şekilde de e, burada tabii Yunus Emre'leri, Itri'leri, Nefi'leri olmasaydı ya da Yahya Kemal, Nazım Hikmet olmasaydı ben de olmazdım diyorsunuz. Şimdi bütün bu e, sözüne ettiğiniz e, kişiler ki bunlar e, Osmanlı Devleti'nden de önce ya da işte e, hatta Bizans'tan önce de Roma İmparatorluğu'ndan önce de Anadolu'daki kadim kültürlerin bir toplamı gibi. Peki siz bunu şimdi ben 10 yıldır Türkiye'de yaşamıyorum ve Türkiye ile ilgili makaleler okuduğumda, Türkiye ile ilgili kültürel yazılar okuduğumda e, şu değişikliği gözlemliyorum. 10 yıldır da orada yaşamadığım için bu gözlemimin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Biraz önce dediğim gibi bütün bu önemli edebiyat insanları, şairler, müzisyenler İnsana aslında olduğu toplumda, e, Yunus emrelerin, Itri'lerin, nefilerin olduğu toplumda, yaşar kemallerin olduğu toplumda insana kendine güven veren bir e, kültürel altyapıyı oluşturur. Fakat benim dediğim gibi 10 yıldır gördüğüm özgüvenden ziyade artık biraz daha bir aşağılık kompleksliğinin e, ön plana çıktığı bir söylem görüyorum. Yanılıyor muyum bu gözlemimde? Bu gözlemimde burada Bak doğu misiniz? ve batı arasında e, aslında geri kalmışlığın ...nedenleriyle mi ilgisi var ya da sizin daha önce bir kitapta sanıyorum söylediğiniz gibi... ...Türkiye'nin kendisinin batı ile doğu arasında kalmış olmasının getirdiği bir takım zorluklar mı var? Tabii. Bu aslında bizim bir türlü çözemediğimiz kimlik meselemizin bir parçası. Müzik de önemli çünkü müzik toplumu dönüştürmüyor ama toplumdaki dönüşümleri sembolize ediyor... Doğrudan doğruya dışa vurulma oluyor. Çok çabuk bir şekilde etkileniyor. O yüzden müziğine bakarak bir toplumu anlayabiliyorsunuz. Ee, i̇zin verirseniz bu kimlik parçalanmasının biraz önce söylediğiniz isimler bağlamında da bir biraz değinmek istiyorum. Mesela söylediğiniz büyük isimler Itri, Nef'i. Yahya ya Kemal, şimdi bu başka bir kültüre ait, Osmanlı kültürüne ait ki bizim büyük yüksek kültürümüz dediğimiz e, kültürümüz. Bir de bir Anadolu kültürü var. Anadolu'da da Karaca olan Pir Sultan Abdal, işte Dadaloğlu, e, Aşık Ömer, bu da bambaşka bir şey e, gelenek. Şimdi bu iki gelenek birbirine hiç karışmadan iki ayrı nehir olarak akmış yüzyıllar boyunca. Osmanlı sarayı, Anadolu kültüründen ve müziğinden hiçbir şey almamış. Zaten bütün dünyada da saraylar başka kültürlere özenirler. Bunu biliyoruz hep. Mesela Rus sarayında da hep Fransızca konuşulur, Romanovlar falan. Ama bizde bizdeki kadar bir büyük bir ayrım yoktur. Bakın dünyada anlamında Lied dersiniz Almanca, Chanson dersiniz Fransızca, Song dersiniz İngilizce, Tragödi dersiniz Yunanca. Yani her dilde bir tane kelime var. Bizde iki tane var. Şarkı ve Türk. Çünkü birisi şarkı öbürü Türki. Şimdi şarkı vardır sarayda. Fars önemli ölçüde Fars vardır. Ve Orta Doğu vardır, makamlar vardır ve daha çok da Halil İnalcık Hoca'nın da söylediği gibi Azerbaycan'ın yüksek kültüründen gelmiştir, fuzulilerden falan bizim divanımıza şiirimiz büyüktür. Fakat birbirlerine değmemiştir. Mesela bizim milli enstrümanımız dediğimiz bağlama sarayda yoktur. Hiç kimse ne bağlama çalar, ne o şairleri bilir. O Türkiye'dir çünkü, o tamamen Türkiye'dir. Şimdi bizim aydınımız Cumhuriyet'ten sonra bu ikini ayrı akan nehri bir araya getirmeye çalıştı. Itrilerle, nefilerle, yahya kemallerle büyümüş İstanbul Oo genç müzisyenleri Atatürk devrimlerinin sonucunda işte Fransa'ya falan gönderildiler. Polifonik müzikle yoğruldular ve Anadolu'ya yönelmeleri istendi. Osmanlı artık yani bitmiştir, devrim tamamlamıştır. Anadolu'ya yönelin. Oysa işte ki Anadolu bilinen bir şey değil. İstanbul aileleri tarafından bile bilinen bir şey değil. O bakımdan biraz böyle gezsen Anadolu'yu, işte ne güzellikler görürsün, çeşme başı falan gibi biraz naif uzaktan e, Yakup Kadri'nin yaban romanı gibi dıştan bir bakış oldu. Oldu. Ta ki Yaşar Kemal'ler gelene kadar, ta ki müzisyenler bu halk müziğini alıp işleyene kadar. Şimdi mesela Yunanistan'da böyle bir sorun yok. Theodorakis'le falan biz çok konuşuyoruz. bu Yok böyle bir sorun. Bir tane çünkü. tragedi elin iki işte İşte bir tane. Dolayısıyla bu doğu batı meselemiz bizim yalnız müziğimizi değil her şeyimizi etkiliyor. Bir ikilem var. Biz biraz eklektik bir kültürüz tabii. Mesela kendi içinde bütünleşmiş kendi kültürünü yüzyıllar, binlerce yıl içinde geliştirmiş kültürler var dünyada mesela. Çin ya da Japon. Hele Japon ve İngiltere deyince arada deniz var. Akınlara uğramamışlar. Kültürleri yani bir parça bir dönem Latin dışında İngiltere'yi işgal eden olmamış. Dolayısıyla niye 1215'ten beri Magna Carta ile idare ediliyorlar? Çünkü bütünlük var kültürlerinde. Bizim ise Dünyanın en çok çiğnenen toprağı olarak Haçlılar geçmiş, Moğollar geçmiş, Osmanlılar geçmiş. Daha önce Antikite'ye de gidebiliriz. Dolayısıyla doğuyla batı arasında sıkışmış. Önce Çin'i taklit etmiş Orta Asya'dayken. Daha sonra Müslüman olunca da Müslüman kültürünün etkilerine açılmış. Son 250 yıldır da batının etkilerine açılmış bir Bukalemun gibi bir kültürümüz var bizim. Bu tabii bize sağlam e, dört başı mamur, ayağımızı şöyle yere basacağımız bir kültür e, e, güveni vermiyor. O yüzden herkes kendi tuttuğu parçasından gidiyor. E, böyle bir kültürel sentezimiz yok. Örevizyon ne kadar önemliydi Türkiye için biliyorsunuz. Aman herkes böyle kimi gönderelim, kim bizi temsil etsin en iyi falan diye. Orada gördük bütün Türkiye'nin katılımıyla, heyecanla, öyle bayıla seçilen parçalar. Önce bir pop gönderdiler, bir Orta Avrupa popu gibi. Olmadı, sonuncu oldu. Bu sefer biz kimliğimize dönelim dediler. <laughs> bir halay gönderdiler, o da olmadı. Sırasını şaşırabilirim. Sonra bizim kimliğimiz bu diye opera gönderdiler, peruklarla falan. Daha sonra göbek dansı gönderdiler ve bunların hepsinin birden bir ülkeye ait olması mümkün mü? Birbirine çeşindik kesinlikle nakzeden şeyler bunlar. Bizim e, ülkemizdeki bu kültür kargaşasını ve şu anda da e, neye bağlıyız? Hangi kültür bizim e, özgüvenle üzerine basıp yürüyeceğimiz kültür, basıp dediğim zaman dayanak olarak alacağımız kültür meselesiyle herkesin kafası karışık. Peki bu e, aynı zamanda, yani şunu doğru anlamak istiyorum. Şimdi bunlardan biri ya da birkaçı aslında temsil etmiyor mu? E, işte Erevision'a örnek verdiniz mesela. Orada temsil edilen biçimiyle, operasıyla, oynamasıyla halayıyla da e, ne olduğu... O kadar karmaşık olamaz mı diyorsunuz yoksa da bunların hepsi aslında var ee, Bunların, bunlardan bir zenginlik yaratmak yerine e, kimlik bulma kaygısı arasında kalmıştık mı olarak görüyorsunuz? Olabilir tabii yani e, elbette ki bu bir zenginliktir ve bu zenginliği e, eklektik bir biçimde de kullanabiliriz yani bu biraz kaotik bir durum ama söylemek istediğim şey benim esas olarak şu e, Türk müziği dediğimiz zaman bile ne dediğimizi bilmiyoruz <laughs> hangi Türk müziği hangi konuda nedir? Çünkü yani armoni var mıdır, yok mudur? Bu İran, Azerbaycan, Farisi midir? Divan şiirinin etkilerinde olduğu gibi bunları bilmediğimiz zaman... Tabii sizin dediğiniz çok doğru. Burada da bir diyalektik bir şey var. Bu bizi bağnazlıktan, tutuculuktan, dar bir kalıp içinde dönmekten kurtarıyor. İnanılmaz bir dünyaya açıklık sağlıyor. Zaten bizim e, başarılı yazarlarımız, şairlerimiz, müzisyenlerimiz de bunu yapmıştır. Nazım Hikmet'te Osmanlı şiirinin etkileri de görülür. Hapishaneden sonra özellikle halk şiirinin etkileri de görülür. Batı şiiri ve hatta Mayakovski, Rus şiiri bunların da etkileri görülür. Hepsinden bir muazzam şiir yarattı Yaşar Kemal de öyle, Homeros'lar, epopeler, destanlar, halk şiiri bunlardan bir sentez yapmıştır. Bazen ayak bağı olabilir bu zenginlik. Bazen de müthiş bir sıçrama tahtası olabilir tabii. Şimdi siz yarım yüzyıldan fazla uzun süredir e, Türk kültür ve sanat tarihini hakikaten e, çok olumlu etkilemiş bir kişisiniz bana göre. E, sormak istediğim şeyi Sağ olun. bununla bağdaştırmak istiyorum, rica ederim. E, şimdi e, dediniz ki ben aslında işin buralarını çok merak ediyorum ve e, bu sizin gibi birisini bulmuşken bunu ne olur? E, cevaplamanızı isteyeceğim. Çünkü biz daha Türk müziğini bile belirleyemedik. Tam olarak neyi kastediyoruz? O bile belli değil dediniz ya. Bu serzenişin sebebi ne? Neden gerçekten belirleyemedik? Ya da e, bu bunlar akademik bir e, tutarsızlıktan kaynaklanıyor? Bunun bir sebebi olmalı, değil mi? E, Hayır, bin kücürü yıldır, iki bin yıldır müzik yapılan topraklarda e, daha bir klasifikasyon. E, Sorununu dahi aşamamış gibi görünüyor söylediklerinizden bunu anlıyorum. Sebebi ne olabilir? Şimdi kültürüm, kültürümüzdeki dualizmden geliyor. En başta bir dualizm var sonra da alt katmanlarına ayrılıyor. Doğu batının, Doğu batı çelişkisinin en büyük acısını çeken ülke Türkiye'dir. Dünyada hiçbir ülke bu kadar kimlik değiştirmemiştir. Önce Çin, sonra Orta Doğu, daha sonra Batı. Durmadan bu etkiler arasında biz e, yuvarlanıyoruz. Bunu da illa kötü bir şey diye söylemiyorum. Hı hı. Biraz önce de söyledik. Bundan da çok güzel şeyler çıkabilir. Çünkü biz doğuyu da bilmek zorunda olan insanlarız, batıyı da bilmek zorunda olan insanlarız. Dolayısıyla daha zengin oluyoruz kendi içinde. Mesela Avrupa merkeziliği içinde dolaşan birisinden daha çok daha zenginiz. Çünkü biz yalnız orada sınırlı kalmıyoruz. Her tarafa açığız. Kafamız açık. Biraz önce şeyi söylüyordum. Bu dört yıldır Abdülhamit üzerinde çalışıyorum. Bazı uydurma belgeler çok ama bir de sahih olduğunu bildiğimiz kitaplar var. Mesela doktoruna yazdırdığı, doktorun yazdığı kitap gibi. Orada çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki ben e, Alaturka müzik sevmem, ruha kasvet verir. Ben bundan hoşlanmam diyor. Zaten diyor Türk müziği dediğiniz Türk'ün müziği sadece davul zurnadır. <laughs> Onun dışındakiler diyor Acem ve Yunan'dır diyor makamlar. Şimdi Abdülhamit'in kafasındaki karışıklığa bakın. Yani İslami politikalar götüren birisi piyano çalıyor, barkaroller çalıyor ve opera var işte. Opera izliyor. Traviyat yani bu ne Bu ne? Peris bu ne Zavakrat evet. gibi bir şey oldu bu. Evet Zavakrat gibi ama <laughs> Batı kültürünü seviyor. Avrupa kültürünü seviyor. Şeyi sevmiyor. Türk bilmiyor bile. Mesela bağlama bile diyemiyor. Davul zurna da Türk'ün müziği başka bir şey değildir diyor. Şimdi e, dolayısıyla herkesin kafası bu konuda çok karışık. Şimdi Atatürk devrim Cumhuriyet devrimlerinden sonra biz burada bir sentez yapmaya çalıştık. Fakat bu sentezler Özellikle Atatürk'ten sonra e, tüzüklerle idare edilmeye çalışıldı. Yani tüzük ve müzik ilişkisine bakmak lazım burada. TRT'de mesela Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk hafif müziği diye üç kategori vardı. Ve TRT çok önemliydi bizim zamanımızda çünkü halka ulaşmanın tek yoluydu. Başka hiçbir kanal yoktu. ve bizim de oradan denetim kurulundan geçmek, yani deveye hendek atlatmaktan zordu. Eğer mesela e, siz... E, yaptığınız müzik türüne bir başka müzik türünden bir enstrüman alırsanız, mesela bir violonsel koyalım diye derseniz Türk sanat müziğine derhal yasaklanır. Olmaz. Aralarına Çin sedleri örülmüştür. Oysa bunlar kategorik olarak da yanlış. Şimdi Türk sanat müziği. Bu terminolojik olarak yanlış. Eğer sanat müziği ise, yüksek müzikse Türk değil zaten. Abdülhamit'in dediği gibi acem Yunan, başka türlü bir e, makam anlayışı. Eğer Türk müziği ise o zaten halk müziği, Türkiye müzik. Yani hangi dilde Türkiye şarkı diye ikiye ayrılır zaten e, e, bu formlar. Dolayısıyla bizim bugün bu kargaşa kafamızın karışık olması yalnız müzik bakımından değil, diğer konularda da kafamızın karışık olması bir üslup yaratmamızı engellemiş. Bu üsluplar vardı kendi içinde. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın denemelerini okursanız okumuşsunuzdur. Orada musiki konusunda muazzam tahlilleri var. Mesela der ki belli bir zevk 2. Mahmut devrine kadar hani nasıl konuşuyoruz Victoria devri gibi bilmem ne bizde de padişah devirlerle konuşuyor. İşte 2. Mahmut devrine kadar İstanbul'da oluşan o zevk Musiki zevki daha sonra bozulmalara uğradı. Yok efendim dede efendiden sonra işte şöyle oldu itrenin getirdiği falan diye bayağı teorik ve bir milli üslup olarak e, müzikten konuşuluyor. E, bugün böyle bir şey yazılması bile mümkün değil yani. Böyle e, her şey var çünkü. Bir postmodern dünyadayız zaten. İçine her şeyi attığımız bir torba haline geldi müzikte. Peki şimdi e, buradan şeye bağlayalım lütfen. E, benim içinde bulunduğum enstitüyle birlikte biz Gent Üniversitesi'nde e, müzik ve beyin araştırmaları enstitüsü gibi görebilirsiniz. Bazı seslerin, belirli seslerin beyinde yarattığı etkiler ve Değiştirdiği psikolojilerde. Bizim alanımız bu bir doktora programı aynı zamanda. Şimdi bu alanda tabii yaptığımız çalışmalardan bir tanesi ki benim de çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi de soundtrackler. Yani film müzikleri üzerinde bir sahnenin belirli bir müzikle algılanmasında ciddi değişiklikler yaratmak çok mümkün. Bunun sebebi tabii nedir ne değildir uzun hikaye. Ben onu daha önceki programlarda... Anlatmaya çalışmıştım ama tabii çok kısaca bir e, kelimelerle yaratmak istediğiniz psikolojik bir duygunun e, yapılan araştırmalara göre en çabuk karşı tarafa geçmesi gene bir 7-8 saniyeyi buluyor. Fakat herhangi bir ses ile iyi organize edilmiş, buna müzik demek zorunda değiliz, herhangi bir ses ile iyi organize edilmiş bir ses ile kültüre de bağlı olarak bu 400 e, milisaniyeye yani 0.4 saniyeye indirilebiliyor. Dolayısıyla verilmek istenen bir mesaj müzikle çok daha hızlı gidebiliyor. Şimdi bu böyle düşünüldüğü zaman günümüzün e, milyar dolarlık endüstrisi olan film endüstrisinde tabii çok ciddi bir soundtrack uzmanlığı söz konusu oldu ve bu konuda müzik ve nöroscientistleri birleştiren yani benim yaptığım çalışmalarda olduğu gibi e, bir takım danışmanlıklar vererek bir sahneyi değiştirmeye çalışıyoruz. Fakat tabii ben bunu daha çok müzisyen kimliğimle ve de e, bilim insanı kimliğimle yapmaya çalışıyorum. Ama siz bunu yaptınız. Yani damdan düşenseniz e, bir film müziği, onlarca film müziği yaptınız. Ve bu film müzikleriyle ilgili size sormak istediğim bir iki tane teknik soru var. Ama bunlardan önce bir şu soruyu sorayım. Sebastian Argol nereden geldi aklınıza? <laughs> Sebastian Argol Yol filminin e, müzisyeni, yol filminin bestecisi ama evet. benim çok çok ünlü burada. <laughs> ee, Sebastian Argol Kim? dediğiniz zaman herkes tanıyor. <laughs> ben bilmiyordum evet, evet. biliyor musunuz? Ben bunu bil ben ha yüzden evet film müzikleri ilgili bir program yaptığımda ben Sebastian Argol'un gerçekten var olmuş bir kişi olduğunu sanıyordum. <laughs> e, bu cehaletimi hemen siz varken yüzünüze söyledim bari. E nereden? Bunun... Tabii bir politik sebepten kaynaklı muhtemelen ha, ama tabii. hem isimlerden aklı geldi. Neden? E, yol filminin müzis e, bestecisi Sebastian evet. Argo. Evet. <laughs> Şimdi daha önceden Yılmaz Güney'in sürü senaryosunu yazdı. Sürünün müziğini yapmıştım. O çok başarı kazanmıştı. Daha sonra yolun müziğini yapmam da istendi. Ben aşağı yukarı zaten ben 40'a yakın film müziği yaptım. Yolun müziğini de tabii seve seve yaparım dedim. Fakat o sırada Yılmaz Güney kaçmıştı. Hapisten kaçmıştı. Fransa'da bir dağ köyünde saklanıyordu. Orada görüştük ve orada konuştuk bunları. E ben de zaten netameli bir kişiyim. 12 Mart darbeleri, işte her gelen darbe bizi içeri alır. Okuma yazma bilen herkes içeri alır. ben de zaten netameliyim. Türkiye'de dönmek dönmemek, vatandaşlığı korumak korumamak gibi hep hayat boyu bizi üzen sorunlar vardı. O sırada Yaşar Kemal ve Abidin Dino Paris'teyiz. Dedi ki, dediler ki ya sen bu filme ismini koyarsan Yılmaz Kaçak işte sen de buraya geldin onunla buluştun ve bu müziği yaptın diye dediler sen vatandaşlıktan falan atılırsın. E ben öyle bir şey de istemiyorum. E ne yapalım o zaman dediler, e, dedim. E, bir müstear isim koyalım dediler. Abidin Dino'nun Montparnasse'daki evinde konuşuyoruz burada. Peki ne koyalım, ne yapalım? Abidin Bey dedi ki Britanya'da çok güzel köy isimleri vardır. Gel seçelim bir tane dedi. Haritayı yaydı masaya. Böyle seçiyoruz seçiyoruz bir Argol köyü bulduk. <laughs> Argol çok güzel bu Argol ya dedi. Bunu soyadı yapalım dedi. Peki dedim İsim e, isim ne yapalım? Güzin Dino da dedi ki ben Sebastian ismini çok severim dedi. E peki dedik ki Sebastian Argol. Şimdi bu kan Film Festivali'ne seçildi. Altın Palmiye aldı. Müzik de çok başarılı oldu. Kanın 50 yıl içindeki en iyi film müzikleri seçkisine girdi övgüler aldı dünyada ama müzik de Sebastian Argol. Kim bu Argol? Ben kaydettirdim Gema'ya falan tabii bunu ama o sırada ben neler okuyorum yorumlar Fransa'da falan saydan film çok meşhur oldu müzik de meşhur oldu tahliller okuyorum böyle işte Sebastian Argol kimlerden etkilenmişti nasıl bir bestecidir falan diye <laughs> benim diyordum bazı yerlerde inandıramıyordum Sebastian Argol öyle bir macera sonunda ortaya çıkmıştı. Şimdi kısa bir ara verelim arada sizden bir şey dinleyelim tabii film müziklerinden mi olsun yoksa da şarkılarınızdan mı olsun size bırakıyorum. Film müziklerinden olsa Çok e, güzel olsun. olabilir. Mesela Londra Senfoni Orkestrası'nın ve dünyada birçok orkestranın icra ettiği, Zubin Mehta'nın yönettiği e, Yerdemir Gökbakır müziği var. Ondan belki bir bölüm e, dinlenebilir. Tamam, Zubin Mehta yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan, Zülfü Livanelinin Yerdemir Gökbakır film müziklerinden bir kısmı dinleyelim. Sonra şöyle işimize devam edelim. Peki, şimdi Sebastian Argol'un e, bütün bu yaptığınız film müziklerinde e ee, ilhamlanmayı tabii soramam. Ee, anlatması da zordur eminim ama <laughs> ne gibi kriterleriniz var? Mesela bir film müziğinde o filmin ruhunu mu düşünürsünüz? Mesajını mı düşünürsünüz ya da e, scene bazında yani scene'in Türkçesi nedir? Gö görüntü mü diyelim? Sahne evet. bazında mı düşünürsünüz? Sahne bazında mı düşünürsünüz? Yani o evet, filmi ben size bunu Buyurun. Pardon anlatayım Hayır, buyurun, ben size buyurun. bunu. Çünkü yaptığım film müziklerinde elbette ki bir yönetmenle çalışıyorsunuz. Yönetmenin yarattığı dünyanın bir parçasısınız. Kameraman, oyuncu, herkes yönetmenin e, tasarımına göre gitmek zorunda tabii. Ben 1973-74'te ilk film müziğimi İsveç televizyonu için yaptıktan sonra işte Alman yönetmenlerle, Türk yönetmenlerle falan çok çalıştım. Genellikle şöyle oluyor, yönetmen sahnesini güçlendirmek istiyor. Bunun için de çok basit ve direkt bir yol düşünüyor. Düşünüyor da değil, hissediyor. Düşünse çünkü başka türlü olur, hissediyor. Ve özellikle Doğu toplumlarında bir mezar sahnesi varsa oraya acıklı bir mey sesi, ney sesi, mezarlığı çağrıştıran bir ses. Eğer insanlar işte neşeli bir yere koşuyorsa oraya ritmik müzik falan gibi formüller işte eğer bir suspense, bir heyecan varsa, işte bir tehlike yaklaşıyor tarzında bir müzik bildiğimiz klişe müzik tarzları var. Ben yönetmenlerle çok kavga ettim. Çünkü ben bunun tersini düşünüyorum biraz. Müziğin bazı sahneleri ap ayrı bir biçimde vurgulaması gerektiğine inanıyorum. Bunda da Bertolt Brecht'in e, yıllar önce okuduğum film müziği teorisi çok hoşuma gitmişti ve onu be, e, benimsemiştim ben. Bir örnek veriyor. Diyor ki yaz günü çok güzel bir göl. Sandalda kürek çeken bir çift. işte sevgili, genç bir kız, genç bir oğlan. Böyle dolaşıyorlar. Tam pastoral romantik anın doruğunda birdenbire ani bir fırtına çıkıyor. Ve kayık batıyor ve boğuluyorlar. Şimdi buna iki türlü müzik yapabilirsiniz diyor. Bir tanesi bir tehlike yaklaşıyor. Ritmik olarak müzik olarak gerilim olarak altını çizersiniz bir tehlike yaklaşıyor bak bu bakma buna yani biraz sonra bir şey olacak gibi ya da diyor çok tatlı bir e, müzikalite o pastoral bir müzik yaratırsınız ve o tatlı müzik boğulma zamanında da devam eder öyle bir yaz gününde boğulmanın saçmalığının altını çizer. Ben bu ikinci görüşe her zaman çok daha yatkınım ve böyle yapmaya çalıştım ama yönetmenlere bunu anlatmakta çok zorluk çektim. Çünkü hep diyorlar ki işte benim sahnemi e, aynı duyguyla güçlendir. Biraz kiç oluyor o. Biraz kiç, kiçe gidiyor. Ya bunu gelin başka türlü yapalım, şöyle düşünelim, böyle düşünelim. Neyse sonra e, uzun ilk uzun metrajlı film müziğim Otobüstür. Tunç Okan'ın e, yaptığı otobüs filmidir. Orada düşündüklerimi bir parça uygulayabildim. Daha sonra işte maden filmi, değişik filmler, sürü yol. Kendim e, e, güçlendikçe diyeyim. Yani benim adım ve sanım güçlendikçe dediklerimi daha çok kabul ettirebilir hale geldim. Senaryodan başlıyor tabii. Senaryoyla başlıyor ve sahnelere göre değil de esas önemli olan bence bu ana tema. Ana temayı yaptığınız zaman ve ben hala şuna inanıyorum. Melodi müziğin köküdür. Bilmiyorum siz müzisyensiniz nasıl düşünüyorsunuz ama biz Theodorakis'le falan da çok konuşuyoruz. Armoni, kontrpuan Ritim bunlar çok mühim tabii ama melodi yaratmak yani dünyada bugüne kadar gelmiş geçmiş insanlığın yaratmadığı yeni bir melodi ki şu anda da yarat yaratılmıyor olacak ayrı bir insan gibi ayrı bir şahsiyeti ayrı bir yüzü olacak. Eğer böyle bir melodi tutturabilmişseniz ve insanlar sinemadan çıktıktan sonra ıslıkla çalıyorsa bu işte çok e ...benim anladığım müziğe, film müziğine uygun oluyor. Mesela e, Türkan Şoray'ın çektiği Yılan Öldürseler filmi Yaşar Kemal'den... ...oraya yazdığım melodi daha sonra Gözlerin adı altında şarkıda oldu her tarafta ıslıkla çalar insanlar hala söylerler, çalarlar. Şimdi dediğim gibi bir ana temayı önce oluşturuyorum. Sonra kayıt sırasında e, elbette ki en iyisi e, perdede filmi görerek stüdyoda kayıt yapmak. O her zaman pek mümkün olma, olmuyordu eskiden. Şimdi tabii dijital dünya çok daha kolaylaştırdı bunu ama biz eskiden büyük stüdyolara girerdik bayağı 35'lik film loop'ları dönerdi. Biz de orada icra yapardık orkestrayla. Ama şimdi bunlar çok daha kolaylaştı ama bilen Bilmiyorum. Müzik aynı zamanda çok da rahatsız edici bir unsur olabilir. Mesela bu bizim yerli dizilerde bakayım bazılarına diyorum. Müzik o kadar çok rahatsız ediyor ki. Çünkü müziksiz bir tek saniye bile geçmiyor. Ve sürekli gerilimi en üst noktada tutan. Yani iki kişi yolda yürüyor. Birbirleriyle göz göze geliyorlar. Aman Allah'ım ikinci dünya harbi çıkmış gibi müzik konuyor oraya. Yollara. Bunları sevmiyorum sevemiyorum. Müzik zaten zor bir şey. Siz de bilirsiniz Aziz'im. E, bu Elias Canetti'nin Ortodoksi romanında profesör eee uh, Klein vardır o hep şeyden şikayet eder. Tanrım insanların gözlerinin kapakları var da kulaklarının niye yok diye. Çünkü kötü müziğe her an maruz kalabiliriz ve kalıyoruz. Maalesef kalıyoruz. Şimdi e, tabii bütün mesajı hızlı iletmesi bakımından çok önemli. Bunun evrimsel biyolojik kökenleri de var. Ya da Schopenhauer'ın dediği gibi bütün sanat eserleri arasında müziği hiyerarşik olarak en yukarıya koymasının sebebi de belki e, melodi diyelim e, tüm diğer müzik parametrelerinden çok öne çıkan bir e, özelliği ola. E, çok dikkat çekeceğim ama ben de e, deneylerimde kullandığım müziklerde, film müziklerinde çok çok başarısız dediğiniz gibi e, olmasaydı çok daha iyi olacak özel evet. e, örneklere çok daha fazla rastlıyorum. Fakat tabi bazı uzman e, bu hani başta söyledim ya sinir bilimcillik ve evet, müzisyenlik bir araya geldiği zaman mesela bilmiyorum söylediniz mi Hannibal Lecter karakteri vardır e, Hannibal filminde. Tabii Anthony tabii, tabii, canım. tabii Orada Anthony Johann Sebastian, Sebastian Bach'ın e, Goldberg evet. varyasyonlarını kullanırlar ve yapılan deneylerde gerçekten de e, Hannibal karakterini oynayan yani Anthony Hopkins'in o filmde bir seri katil olmasına rağmen, insanları yemesine rağmen, kanibalist olmasına rağmen sofistike bir aydın, ve bir o kadar da e, zeki bir insan olması yönünde etkili bir e, dominasyona sahip olduğunu gösteriyor deneyler. Johann Sebastian bakın Goldberg varyasyonları. Buna katılır mısınız? Gerçekten insanların zihninde bir müzikle bir karakterin psikolojisini değiştirmek. Tabii, Bütü, bütünleşebilir ve gerçekten de karakter değişebilir. Çünkü o tarz bir e, müzik koyduğunuz zaman adamın karakterine dediğiniz gibi bir sofistikasyon, yani e, fırınlarda <laughs> insanları yaktıktan sonra gece evine gidip piyanoda, Goldberg varyasyonları çalan Nazi subayları gibi falan başka bir tip çıkarıyorsunuz ortaya. Ee, mesela e, Bach'ın çok e, tabii cello suitleri falan çok uygun. Russell Crowe'un denizlerde geçen ya bir gemide geçen filmi vardı. Onun orada da bu e, Yoyoma çalmıştı galiba cello suit çok güzel. Ben de e, veda filmini yaptığım zaman o varyasyon o e, cello suite üzerine varyasyonlar yaptım. Ve o da inanılmaz insanları etkiledi, çok fazla etkiledi. Hatta bu nedir diye çelloyu böyle sesini beğenip çelloya başlayan ve şu anda Amerika'da çelist olan çocuklar bile var. E, dolayısıyla e, dediğiniz dediğiniz çok doğru. Ama biraz önce dedik gene o çelişki Brecht'in dediği gibi işte bu işte bir katil, azılı katil insanları da yer ve ağzında bağlarlar. İşte buna böyle korkunç bir müzik yapalım, eyvah eyvah geliyor falan gibi değil. Oraya dünyanın en sofistike müziğini koyuyor işte. O da müthiş bir şey oluyor. Sonra mesela çok güzel örnekler, Kavatina, vardır Deer Hunter filminde. Evet. Ee, değil mi? John Williams ne kadar o muhteşem bir melodi ve muhteşem uyumuş bir durumda. Yani müziği şöyle diyorum. Müzik o kadar kuvvetli bir şey ki. Sanatların en üstüne Chopin Auer ama başka bazı filozoflar da sanatların en altına koyarlar onu. Çünkü sadece duyguyla, duygudan duyguya diye. Ee, bazı insanlar mesela müzik dinleyemez. Tolstoy bunu çok güzel yazar. Müzik dinlerken çalışamam, yazamam çünkü beni anormal etkiler ve ben kendi dünyamdan Koparım başka bir şey, bir depresyona girelim falan diye anlatıyor. Ben bunu Serenat romanımda da kullandım. Müzik dinleyemeyen insanlar vardır. Ben de çalışırken dinleyemem. Hatta gittiğim bir yerde bir arkadaşımla konuşacağım. Orada bir müzik çalıyorsa konuşamam da. Yani o derece etkili bir şey. Ama işte bunun kötü etkileri de var. Kötü tarafları da var. Kötü müzik olduğu zaman da sizi gerçekten çok aşağıya çekiyor. Ve şu anda da dediğiniz gibi endüstrinin kullandığı müzikler genellikle çok kötü. Ya aslında bu müzik dinleme işi... Dinle, pek de müzik dinleme değil de e, etraftaki müziğe müziği ister istemez duyma diye ben e, görüyorum ki maruz çünkü, kalıyorsunuz. Maruz, maruz kalmak. Kalma. Çünkü yani ben istediğim zaman istediğim müziği dinlemek yani bazıları der işte yemek yap yemek yaparken Beethoven dinliyorum. Yani bu ben de işte tenis evet. maçı yaparken Hemingway okuyorum gibi saçma sapan bir cümle olabilir mi? Olamaz <laughs> ama e, öbürsü olabiliyor çünkü dinlemek nedense duyguları e, duygular duyu duyu e, lar içerisinde en pasifi. Yani e, dünyanın hmm. en karmaşık kuartetini Ligeti kuartet dinle dinleyebilirsiniz, hmm. alırsınız konser biletini ya da alır CD'sini tabii. dinleyebilirsiniz. Anlamak zorunda da değilsiniz. Dolayısıyla yemek yaparken de açarsınız bir e, Ligeti. Requiem dinlersiniz ama dinlemekten tabi pek dinlemek olmuyor bu. Maruz kalmak oluyor. Olmuyor maruz kalmak çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz resim sergisinde de mesela resme bakarsanız vardır bakmazsanız yoktur ama herkes aynı şekilde görmüyor ki resmi. O resme bakışın dereceleri var. John Berger'in falan çok iyi anlattığı gibi görmenin biçimleri var. Dinlemenin de biçimleri var. Şimdi bizim sizinle müzik dinlememiz, bir yerde maruz kaldığımız müziği dinlememiz isterse çok da iyi bir şey olsun. Ama o icrayı dinlememiz, oraya kafamızın takılması, oradaki e, şefin İdare edişindeki o farklılıkları, tempoyu değiştirmesini fark etmemiz falan bunlar bizi bambaşka bir boyuta götürüyor tabii. Müzikten herkes etkilenmiyor müzik bir yerde işte çalıyor ve genellikle ben Türkiye'de çok beni sıkan bir şey bu. Müzik insanlar bir yerde bir gürültü olsun, bir şey olsun diye. Yani eğlencenin bir parçası gibi. Ya böyle sessiz sakin oturmasın, herkes bir şeyler olsun, orada çalınsın, burada çalınsın gibi beni aşırı rahatsız eden bir şey ve ben bu kulak terbiyesinin olmayışına biraz da bağlıyorum bunu. Eğer Abdülhamit haklıysa davul zurnayla yetişirseniz müzik dinleyemezsiniz tabii. Desibel sorunundan hatırlıyorum. <laughs> Desibel sorununda tabii. <laughs> Nüans Peki, yok çünkü. Şimdi hmm. birkaç tane kişisel soru sormak istiyorum. Öylece öylece de e, programı yavaş yavaş kapatırız. Bunlardan evet. bir tanesi, e, bir buruklukla dinledim. Sizin söylediğiniz şöyle bir şey var dediniz ki, Hemingway tutkusuyla yatakların altında gizli gizli kitap okuyan bir çocuktum. Evet. E, sanki bir suçmuş gibi. E, fakat e, buradan yola çıkınca da e, gerçekten de e, çocuklara kitap okumak pek de yakıştırılmaz hakikaten. Gerçekten de e, gizli gizli kitap okumalar ya da işte yatağın altında bir el yorganın altında bir el feneriyle kitap okumalar <laughs> şeklinde tarif edilir. E, bu bizim kültürümüze özel bir şey mi sizce? Yoksa da dünyanın o kadar ülkesini görmüş birisi olarak bunu gene insanlığa genelleyebilir misiniz? Yoksa da bu bize ait bir şey mi? Bizim gibi toplum. Hayır. Yani bizim toplumda kitap zaten çok sevilen bir şey değil. Yani okumak, düşünmek. E, yani hep düşünmeyle ilgili bir tek güzel söz yok. Son zamanlarda benim bir nehir söyleşi kitabım çıktı. Libanon'un penceresinden diye. Orada da söylüyorum. Düşünme konusunda, düşünme eylemi ki insanın en kutsal eylemidir. Bu konuyu öven bir tek atasözümüz yok. İşte Nasrettin Hoca'nın indisi gibi düşünme. Karadeniz'de gemilerimin battığı yok düşün düşün bilmem nedir işin falan bunlarla düşünüyorum o halde varım diyen bir kültürün karşısına çıkmaya çalışıyorsunuz. Pek de tabii mümkün olmuyor bu. Çok çok sert oldu. <laughs> ne yapayım ama yani sonunda sert söylemek lazım bunları biraz öyle sen Bir şey diyeceğim şimdi bir sert söylemek lazım da. Türkiye'de şimdi bakıyorum bir e, protesto ed edilmesi gereken bir durum olduğu zaman artık insanlar tırnak içinde Twitterize oldu. Dolayısıyla evet. e, bir şiirle, müzikle, bir e, e, herhangi bir sanat diliyle ya da herhangi bir politik söylemle... E, istenmeyen bir şey pek protesto edilmez oldu ancak bir iki tweet atılır atılır oldu. Böyle mi görüyorsunuz siz ve de eğer öyleyse sebebi ne, neden bu hale gelindiğini düşünüyorum Tabii şimdi demin ki konudan geleyim buraya. Müsaadenizle Lütfen. bir şey söylemek Tabii. istiyordum. Benim ailemde özellikle kitap okumaya çocukların kitap okumasından karşı bir boyut yoktu. Aydın bir aile, dedem hakim, babam savcı falan. Fakat ben aşırıya, işi çok aşırıya götürdüğüm için sabahları kalkamıyordum, okula gidemiyordum. Gittiğim zaman sersem gibi oluyordum. E bir çocuk okula gidecek dersleri var, sabah 6'ya 7'ye kadar kitap okursa nasıl gidebilecek? Dolayısıyla ona engel olmaya çalışıyorlardı. Ben onun için yatağın altını böyle ışık tedbirlerini alarak falan <laughs> o şekilde okuyordum. Dolayısıyla e, bir özel olarak bir kitap e, okumama engel bir durum yoktu elbette. Şimdi Twitter cehaleti diye bir şeyden söz ediyorum son zamanlarda. Twitter öncesi cehalet farklıydı, nitelik değiştirdi. Çünkü eskiden insanlar kalın kalın kitapları okumazdı. E, kütüphaneye de girmezdi. E, girmediği zaman yani bazıları girer de tabii de girmeyen kitlelerden bahsediyorum. O kitleler, o kütüphaneye girip koca bir Nietzsche cildini alıp zaten anlayamaz, okuyamaz. Yok efendim, tinin fenomenolojisi falan bunları okuyamayacağı için benim aklım ermez onlara. Aa, ben ben ya o başkasının işi derdi geçer giderdi. Şimdi açıyor. Twitter bile çok artık sofistike kaldı. TikTok'ta bir video seyrediyor. Birisi orada kalkıyor bir şey anlatıyor. Absürt bir şey söylüyor. İşte Lozan'ın gizli maddeleri var. 100 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti çözülecek gidecek. Yok efendim Atatürk İngilizce asıl. Yok öteki bilmem ne bilmem ne. Şimdi deli saçması şeylere inanıyor. Çünkü bu kayısı edecek, karşılaştıracak gücü de yok. Ve sonra da diyor ki ben biliyorum diyor. Ya aslında bildiğini bilmemek, bilmediğini bilmemek cehalet. Yani bilmiyorum dersin geçer gidersin. Şimdi iki tweetle kendini ifade etmeye çalışıyor. Bir de ben biliyorum diyor. Şimdi bu biliyorum o kadar tehlikeli bir laf ki Einstein'ın bildikçe bil ne kadar bilmediğimin çok olduğunu anlıyorum dediği bir dünyada ben biliyorum onu de demek ve o defteri kapatmak çok tehlikeli bir şey. O yüzden ben bu Twitter dönemini, bu TikToklar dönemini bir yandan bir devrimdir, bir silahtır ama her silah gibi Ekmek de kesebilirsiniz, adam da öldürebilirsiniz. Ehliyet meselesi. Ehliyeti olmayan birisinin eline silah veriyorsun gibi oluyor. O yüzden ben artık bu çağda, bu kadar kutuplaşmış bir dünyada, insanların kendilerini biliyor zannettiği bir dünyada fikir tartışması yapılabileceğine artık inanmıyorum. O geçmişte kaldı, geçti gitti. Şu anda hiç kimse oturup 500 sayfa okumaz. O konularda beş dakika bile harcamaz ama ondan sonra da biliyorum diye büyük bir güçle ortaya çıkar hatta o öğrendiğin öyle motive eder ki o yüzden gider saldırıda da bulunur adam da öldürür çünkü vatan için din için bilmem namus için biliyorsun insan öldürmek <laughs> mubadır. Böyle toplumlarda. Dolayısıyla bütün dünyada bir Twitter cehaleti dönemi yaşıyoruz maalesef. Bende de benim beni fark ettiğim şey şu oluyor. Bazen bu en çok neler konusunda yazılmış diye bakıyorum. Bir görüyorum mesela Türkiye'de Nietzsche gündem gündem olmuş. Yani. çok, Boxstar çok şaşır. oldu. Ee, Baya yani. Ve bakıyorum doğum günüymüş o gün. Yani sabahleyin şimdi burada iki saat daha ileride Türkiye saat olur. Ee, saat ben genelde beş buçuk altı gibi kalkarım çalışmak için. Ee, saat sekizde Türkiye'de Nietzsche ile ilgili kırk bin tweet atılmış mesela. Yani ben de, ben de diyorum Türkiye'den gittim gideli İnan, inanılmaz bir entelektüel seviye olmuş olmalı ki sabahın sekizinde yemeden içmeden üstelik onun doğum gününü bilerek yani niçin evet. doğum gününü önemseyerek yani belli ki burada bir tuhaf bir durum var tabii. Çünkü bakın o tabii Doodle oluyor. Doodle Google'a herkes doğa, gözünü açar açmaz bakıyor. Orada onun Doodle olduğunu görüyor. Ve Nietzsche bir rockstar. Hayatından çıkarılmış söylediği aforizmalar belki bin tane ise kırk bine çıkarılmış zaten o sayı. Can Yücel'in, <laughs> Rafetli'nin işte el şiiri varsa o 600 şiir haline geldi. Mevlana'nın sözleri diye falan herkes Karma karışık bir dünya. O ona ait değil diye düzeltiyorsun ya bu Can Yücel'in şiiri değil kardeşim yapmayın. Bu Mevlana'ya ait değil. Mesela en e, bilinen örnek Ne olursan ol gel var ya. Tövbekar olsan da gel bin bin kere. Mevlana'nın değil bu. Ama söylediğiniz zaman kuşkuyla bakıyor. Hayır ben biliyorum diyor. Nereden biliyorsun? İşte diyor biliyorum. ortalıktan biliyorum. Ortalıktan bilme diye bir şey olmaz. O bakımdan biz böyle bilmediğini bilmeyenler arasında yaşıyoruz dünyada böyle. Dünyada. Bu, bu bu yaşamayı zorlaştırıyor mu size göre? Çünkü e, şey de var. Dediniz ki gene e, namuslu yaşayan insanlar namuslu ölmek gibi bir borca sahiptir dediniz bir programda. Çok çok evet. ilgimi çekti bu. Eee Dolayısıyla e, sanki namuslu yaşamaktan ziyade namuslu kalabilmeyi daha zor tabii. görüyorsunuz gibi anladım ben neden öyle Tabii, tabi bu, bunu size Çünkü bu düşünceyi gark eden nedir Çünkü insanların önüne çok tuzaklar çıkıyor sürekli tuzaklar çıkıyor yani para tuzakları şöhret tuzakları kendi kişiliğinizdeki zayıflıklar pohpohlanmalar bilmem neler alkışlar falan filan Bunlar sizi sürekli kimini iktidara yakın olmaya kimini medya e, Maymunu diyeceğim kusura bakmayın olmaya. Kimilerini o popüler kültür denilen e, gaya kuyusuna çekiyor. Ve bakıyorsunuz yıllar boyunca sizin e, e, gönül verdiğiniz, inandığınız ve beslendiğiniz birisi ömrünün son yıllarında bambaşka biri olarak çıkıyor ortaya. Çok hayret ediyorsunuz buna ya ne vardı niye değer mi buna yani o ağaçlar ayakta ölür öleceksen Yaşar Kemal gibi öleceksin, Nazım Hikmet gibi öleceksin. Onu söylemeye çalıştım ben işte burada ve e, o tuzaklardan kurtulmak gerçekten bir sınavdır insanların yaşlılığında. Çünkü unutulduğunu zannedebilir. Kenarda kaldım. işte başka popüler kültür bak ortada hiç basın adımdan söz etmiyor falan filan. İşte bu tuzakları aşamazsa çok e, kendi kendi mirasını mahvetmiş oluyor insanlar. Peki Montaigne'den alıntı yaparken arayan insan ee, çok önemli. Arayan arayış içinde olan insan, evet. kendini değiştirebilen insan çok önemli diyorsunuz. Ben bununla da bitirmek istiyorum. Siz mesela şimdi. E Neyi keşke yapsaydım, keşke yapmamış olsaydım ya da neleri yapmak istiyorum daha şunları şunları yerine getirmem gerekir gibi bir vizyonunuz mutlaka vardır. Paylaşmak ister misiniz? Özel bulmuyorsanız tabii. Yok yok yapmak istediğim şeyler yani e, tabii ki vardır ama yapmak istemedi, yapmamış olsaydım dediğim şeyler daha çoktur. Ben kendi kendisini çok eleştiren bir insanım. Ayrıca diyorum ki beni eleştirenler düşmanlarım sağ olsunlar bilseler benim kendimi ne kadar hırpaladığımı. Biz o kadar yapamıyoruz derler. Bir kere benim e, hani suya e, birisi atılmış da beni kim attı diye sonunda çıkınca sormuş gönüllü gibi e, zannetmişler. Siyasete beni böyle itmiş olmaları hem kitlelerin hem bir takım Organizasyonların beni gündelik siyasete itmiş olmaları tabii bana çok vakit kaybettirdi çok pişmanım. Reşat Kemal de aynı şeyi söylerdi. E, politika zarar veriyor, Nazım Hikmet'e de zarar verdi, e, herkese zarar verdi. Dolayısıyla hiç o yılları öyle o kaygılarla üzüntülerle mesela meclise girmemin hiçbir manası yoktu, mecburen milletvekilliği yaptım. yaptım. E, dolayısıyla e, yap ya, keşke yapmasaydım dediğim şeyler var ama keşke yapsaydım dediğim bütün eserlerim keşke daha iyi yapsaydım dinlediğim zaman keşke bak şunu şöyle yapsaydım bunu böyle yazsaydım bu müziği böyle yapsaydım gibi her zaman böyle bir e, düşüncem tabi vardır montane dediniz aramak dediniz bu o kadar doğru ki. Bakın burada ben size deminden beri çok sizin nazik sorularınızı cevaplayıp bir sürü fikir söyledim değil mi? Ama Montaigne ne diyor? Bana doğru gibi gelen hiçbir fikir yoktur ki aynı zamanda yanlış gibi de gelmesin diyor. <laughs> bu en gerçek fikir bu işte. En doğrusu bu. Belki de yanlıştır. Çünkü bu arama. Arıyoruz. Ee, Dastettin Hoca'nın saz çalması hikayesini bilirsiniz. Hani bir tek noktayı tutmuş tıngır 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 gece gündüz karısı da demiş ki kafam şişti. Ne yapıyorsun saz çalıyorum. E o çalanlar demiş o sol elleri aşağı yukarı oynuyor gidiyor devamlı. Onlar, işte onların aradıkları yeri ben buldum demiş. <laughs> Böyle bir şey tabii yok. <laughs> Evet. Peki çok renkli e, oldu. Vallahi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben e, Rica ederim. Şimdi ben şimdi tabii sizi e, edebiyat ve müzik ve Film müzikleri için davet ettikten sonra konular o kadar güzel gelişti ki. Gerçi biraz konuştuk ama başka bir programda tekrar onları açarız diye umudu ederek. Tabii seve seve çünkü bunlar konuşmakla bitecek konular da değil. Ee, ayrıca da programı kapatmadan önce fırsat olmaz diye söyleyeyim. Çok memnun oldum sizinle böyle güzel bir frekans tutturduk konuşurken. Bir de ben maalesef benim ayıbım müziğinizi dinlemedim. Dinle, gönderirseniz çok memnun olurum. <laughs> Tamamdır. Peki. Bana ulaşmak için Muzaffer Cevlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Cevlu Twitter hesabından da ulaşmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Uzun Hikaye Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu Pazartesi günleri saat 11'de Açık Radyo'da.